Merhabalar sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi yine sevgiler, saygılar bizden sizlere gelsin. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yine çok değerli bir sanayicimizle beraberiz. Biz neredeyiz bugün? Biz Sistem Kalıp Makine Kimya Silah Sanayi ve Ticaret Limited şirketindeyiz. 1990 yılında kurulan bir firmayla beraberiz. O günden bugüne emin adımlarla kendini geliştirerek ve çok da hızlı büyüyerek gelmiş bir firma burası. Ve hemen yanımızda Genel Müdürümüz Sayın Samim Taner Ökten Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Merhaba Erzan Hanım, sağ olun. Bize de göstermiş olduğunuz ev sahibinden ötürü teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi 90 yılında kurmuş olduğunuz bir firmayı çizgisini hiç bozmadan ama emin adımlarla başarıyla bu noktaya kadar getirmişsiniz. Efendim burası damla sulama ek parçaları üretiyor. Kuru sıkı silah sanayinde ek parçalar üretiyor yine değil mi? Ve Türkiye'nin her yerine ticareti var, satışı var. Türkiye'nin her yerinde tarım alanlarında özellikle Sistem Kalıp'ın ürünlerini görmeniz mümkün. Biz bugün hem sizin başarı öykünüzü konuşacağız hem de özellikle sizin alanda merdiven altı üretimler söz konusu. Bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz ya da edebiliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bu anlamda tüketiciyi nasıl bilgilendireceksiniz? Bu da oldukça önemli çünkü. Bazen işte küçük aldatmalar, fiyatlardaki ufak kandırmacalar yüzünden ya da hatta ön görüşmede sevgili izleyenler çok bilinen markaların hatta Sistem Kalıp'ın dahi etiketiyle merdiven altı üretim yapılıp satılabiliyormuş. İşte bunları tüketici nasıl ayırt edecek? Onlara yararı zararı nedir? Uzun vadede, kısa vadede. Tüm bunları sizden dinleyeceğiz. Başarı öykünüzü dinleyeceğiz. Hedeflerinizi dinleyeceğiz. Hepsi sırasıyla şimdi. Evet Sami Bey, söz sizde. 90 yılına bir gidelim. Şimdi 90 yılı değil, onun öncesi de var. Öyle mi? Tabii, 90 yılı öncesi de var. 90 yılında Sistem Kalıp kuruldu. Şimdi ondan önce işte 12 yaş evet, pederin vefatı ve 6 kardeşin en büyüğüydüm. Peder kuyumculuk yapardı. Kuyumculuk yapardı. 12 yaşından sonra kuyumculukla ben işe başladım. Kuyumculukla ailenin sorumluluğunu ve babanızdan kalan iş yerini 12 yaşında mı devraldınız? Evet, 12 yaşında evet çalışmaya başladım. İşte 6 kardeştik, hepimiz okuyorduk. İşte hem okula devam etmeye çalışıyorduk hem çalışmaya çalışıyorduk. Hani herhangi başka da bir gelirimiz de yoktu yani, çalışmak zorundaydık o şekilde. Kuyumculuk işte belli bir süre devam ettikten sonra artık doyum noktası oldu. Yani böyle artık elime attığım hiçbir şey böyle orada kalmıyor. Elime attığım her şeyi en iyi şekilde yapabiliyordum. Yani yapıyordum. O artık beni tatmin etmez oldu. Şimdi bazı insanlar mükemmelliyetçidir. Böyle artık bir şeyin sonu gelmişse o artık onu tatmin etmez. Bizde de böyle bir şey oldu. Demek ki yani girişimcilik ruhu tükenmemiş sizde. Aynen. Daha fazlası, daha evet, fazlası. Evet. İşte başka işlere, kuyumculuk devam ederken başka işlere de beraber giriştik. Bir yandan kuyumculuk devam ediyor. Bir yandan işte ilk başladığımızda bu kuru sıkı tabancanın fişek imalatı. Ondan önce işte bir havalı tüfek saçma imalatı falan. Oradan insanlar tanıdılar. Ya işte bu arkadaş eline ne yağsa yapıyor. Yaptığı şey de iyi oluyor. Ne yaparsa bizim dediler yani. Bu adam bizim dediler. Öyle dediler. İşte getirdiler bizi buralara. Öyle söyleyeyim. 1990 evet evet. Sonrasında. Evet. 1990 yılında burası kuruldu. Burada kurulmadı ama. İşte küçük atölyeler şeklindeydi. Önce bir atölye, daha sonra yanına bir atölye daha, bir atölye daha. Aynı işte sanayi içerisinde 3-4 dükkan olunca baktık
böyle ayrı ayrı yerlerde dükkanlar falan sıkıntı yaratıyor. Kendimize bir yer yapalım, derli toplu olsun dedik, burayı yaptık. İşte burası ilk yapıldığında kuru sıkı tabanca üretiyorduk. Burası kuru sıkı tabanca üretmek için kuruldu aslında. İşte 2002'den 2008 yılına kadar onların üretimleriyle uğraşıyorduk. Mamül halde kuru sıkı tabanca üretiyorduk. Daha sonra devletin çıkardığı bazı kanunlar sektörü sekteye uğrattı. Malın satışı biraz sıkıntıda olunca işletmenin de yürümesi gerekiyordu. Elimizdeki işte B planı, C planı dediğimiz planlara geçiş yaptık. Damla sulama parçaları, ek parçaları üretmeye başladık. Bu şekilde devam ediyor şu anda. Bu alanda neredesiniz Türkiye'de peki? Bu alanda Türkiye'de şu anda bir numarayız. Onu söyleyeyim, bir numarayı Türkiye'de bu ürünler üzerine üretici olarak bizim önümüzde hiç kimse yok. Evet, çeşit olur ek parçaları. Evet, bunu zaten hani Türkiye'deki tüketicilerin neredeyse hepsi biliyor. Yani bizim sistem değil, bizim markamız damla sulamada Saylon, kuru sıkı tabancada Bora. Bora markamız. Tescilli markalarımız bunlar. İşte kuru sıkı tabancada Bora, damla sulama ek parçalarında Saylon. Evet, Saylon markalarımız bunlar. Saylon'u zaten bütün Türkiye bilir, kalite olarak bilir. Biz şu anda zaten Türkiye'deki ne merdiven altı ne de daha iyi üretim yapan firmalar arasında rakip kabul etmiyoruz. Yani, hatta bayileriniz aracılığıyla yurt dışına da evet, ürünleriniz, markanız gidiyor. Aynen öyle, yurt dışına da bayiler aracılığıyla yurt dışına da satış yapılıyor. Şimdi neden diyorum biz bir numarayız? Bizden daha kaliteli üretim yapabilen şu anda bu sektörde yok. Bütün bayilerimiz ve bütün kullanıcılarımız bunu biliyor zaten. Donanım olarak mı, fabrikadaki donanım olarak mı, yoksa kullandığınız malzemeler mi sizi tabii, farklı kılan? Tabii, hem ham maddeler hem kalıpların iyi yapılmış olması, yani çok titizlikle üretilmiş kalıplarda üretim yapılıyor. O kalıpları zaten kendimiz tasarlayıp kendimiz yapıyoruz. Öyle olunca ürünler de kaliteli çıkıyor. Ham madde olarak da işte kaliteli ham maddeler kullanılınca ürünler kaliteli oluyor. Bir de harici olarak işte çok hani çok sayıda ürün çeşitliliği var, yani çok sayıda ürün var. Ve Türkiye'de şu anda bizim kadar çok çeşidi bir arada bulundurabilen ve sezonda satabilecek şekilde stoklayabilen tek bir tane işletme yok. Yani şu anda 100 kalemin üzerinde ürün üretiyoruz. 100 kalemin üzerinde ürün üretiyoruz. Yani ne ararlarsa bulabilecekleri tek aynen fabrika öyle. Gibi bir durumdasınız. Üzerine neredeyse yok bizde, yani o şekilde. Öyle olunca müşteri de başka yerlere, hani bir iki parçayı başka yerlerden temin edeyim, İşte bunu da sistem kalıptan alayım gibi bir düşünce içerisine girmemiş hepsini oluyor. Hepsini bir yerden alayım diyor. Aynen öyle oluyor. Peki, şimdi ön görüşmemiz sırasında merdiven altı üreticilerden bahsettik. Evet. Tüketiciler ufak yanılgılarla bu merdiven altı üretilen ek parçaları alabiliyorlar, evet, dediniz. Evet. Peki, bunun farkını ne zaman hissediyor tüketici? Aldılar diyelim ki merdiven altı üretilen ek parçaları. Çok beklemesi gerekmiyor. Zaten hani, yani karını ya da zararını hangi aşamada hissediyorlar, evet, bu iş? Aslında o ucuz aldığını düşünüyor ya, aslında çok daha pahalıya almış oluyor, biliyor musunuz? O ucuz aldığını düşündüğü ürün için birkaç defa tarlasına gidip geldiği zaman yaktığı yakıt bile çok daha fazla oluyor aslında. Şimdi bizim ürünümüzü alıyor, uygulamada ürünler hiç problem yaratmıyor. Fakat problem yaratan ürünü aldığı zaman, ürün her problem yarattığında küçücük bir şey için birkaç kilometre ilerideki tarlasına, bahçesine, işte çiftliğine gitmek zorunda kalıyor. O
bozulan ürünü tamir etmek zorunda kalıyor veya yenisiyle değiştirmek zorunda kalıyor. Hem iki defa bir uygulama yapmış oluyor, hem de iki defa para harcamış oluyor. Evet, aynen öyle. Peki dediniz ki bazen bizim etiketlerimizi dahi basıp işin sahtekarlığına girişip ürün üretip satabiliyorlar. Evet. Bunu nasıl ayırt edecek şimdi tüketici, sahte mi değil mi? Şimdi tabii bayisine güvenecek, yani bayiden eğer ararsa, derse ki bana sahte ürün verme derse, o da vermez yani. Peki. Çünkü gerçekten bunların, yani sizin ürettiğiniz ek parçaların kullanıldığı alanlara baktığımızda daha çok çiftçimiz kullanıyor. Evet. Dolayısıyla onların ürettiklerinden ne kadar az kar elde ettiklerini biliyoruz. Evet. En çok emeği harcayıp en az kazanandır çiftçi. Aynen öyle. Dolayısıyla doğru parçalara yatırım yap ki sayın çiftçim zarara uğrama. Aynen. Değil mi? Evet. Bu da söz konusu. Pekala, hedefleriniz nedir şu anda? Hani çok iyi bir noktadasınız. Türkiye'de bir numara. Daha büyümeyi ya da daha ilave üretimler düşünüyor musunuz? Daha büyümeyi hedeflerken neler var planlarınızda? Zaten durmuyoruz. Sürekli ilerleme halindeyiz. Şimdi sürekli yeni çalışmalar, sürekli Ar-Ge, sürekli gelişme ve sürekli yeni kalıplar. Şimdi bakın, kalıp süreci çok sıkıntılı bir süreçtir. Yani üretilecek ürünün ilk kalıbının yapılma süreci çok sıkıntılıdır. Çok zaman alır, çok böyle ince ayrıntılar ister. Bir kalıp hani çalışabilecek bir hale getirilecek. İşte bir kalıbın çalışma prensibi oluşturulacak. Hiç hata yapmadan o kalıp çalışacak. Ve kalıp hatasız olacak. Hatalı kalıptan ömür boyu hatalı ürün elde edersiniz. Yani onun için kalıp hatasız olacak. Çok titizlikle kalıplar hazırlanıyor. Ürettiğimiz ürünlerin kalıplarını zaten kendimiz yapıyoruz. Ürünleri de o şekilde üretiyoruz. Öyle olunca sürekli de bir gelişme söz konusu oluyor. Çünkü işte yeni bir parça, yeni bir yenilik, işte işi kolaylaştıracak bir sistem, zaten onları yapıp patentlerini alıyoruz. Bir yenilik yaptık mı patentini alıyoruz. İşte bir buluş yaptık mı patentini alıyoruz. O patentlerle satışa sunuyoruz. Ama hani patentlerini aldık diye o taklit edilemez anlamına gelmiyor. Çok hızlı bir şekilde taklit ediliyor. Evet, çok hızlı bir şekilde taklit ediliyor. Ama bu bizi aslında hani üzmüyor, biliyor musunuz? Beni üzmüyor en azından. Taklitler asıllarını yaşatıyor. Yani bu sözde bir laf değilmiş. Evet, değil mi? Evet. Demek ki gerçekte de hani hep bunu böyle espri gibi söylerler ama demek ki gerçekten iş alanında da işe yarıyor. Evet. Pekala. Üretim sahanızı gezeceğiz. Evet. Ama öncesinde sizin hobileriniz var sanata dair. Biz ofisinize girdiğimizde bunu gördük. Bu kadar yoğun bir sanayicinin dedim, odasında böyle sanata dair enstrümanları görmek beni çok mutlandırdı. Çok az rastlanan bir şeydir bu. Dolayısıyla aslında az rastlanmıyor. Ben sözünüzü kestim ama. Mesela şeyde vardı, Enginay Otomotiv'de. Evet. Piyano çalıyordu oranın yönetim kurulu başkanı. Yani tek tük az rastlanıyor. Hem bu kadar yoğun iş adamı olup, bu kadar sık seyahatleri olup sizlerin, hem de kendiniz için, kendi ruhunuz için sanattan kopmamanız, hobilerinizi devam ettirmeniz bence birçoğumuza örnek olmalı. Çünkü işti, güçtü diyoruz, çoluktu, çocuktu, aynen, koşturmacaydı, kendimizi erteliyoruz. Evet. Ben sizin bunu yapmadığınızı fark ettim burada. Dolayısıyla izleyenlerimize de bir böyle sazınızın telinden bir tıngırtı dinletebiliriz herhalde. Güzel bir eser dinletebiliriz herhalde. Bilmiyorum, olabilir. Şimdi eğer kafamızı dağıtmak için yaptığımız bir şey yoksa, kafamızı eğer sadece işle dolu tutarsak, eğer hiçbir şekilde böyle bir sosyalliğimiz, sosyal faaliyetimiz
kafamızı dağıtacak bir şey olmazsa yaptığımız işi de düzgün yapamayız aslında. Yapamayız yani, mümkün değil. Çünkü kafa çok doluyor. O kafayı bir boşaltmak gerekiyor. Yani boşaldıktan sonra hani bir yerde bir sıkıntı var, gideremiyorsunuz. İşte bir yerde çözümleyemediğiniz bir sistem var, bir kalıp tasarımı yapmışsınız, o sistemle alakalı bir sıkıntı görünüyor, çözemediniz. Onun üstüne gittikçe çözemiyorsunuz. Onu işte oradan o anda ayrılıp gelip kafayı dağıtacak bir şeyler gerekiyor insana. O zaman da işte ya enstrüman varsa enstrüman, bir sürü sanayici arkadaşımızın hani değişik hobileri var. Herkes kendi hobisine göre bir şeyler yapıyor, yani yapmak zorunda. Çünkü başka türlüsü imkansız, başka türlüsü imkansız. İşte bizim de hobilerimiz, biraz müzikle uğraşmaya çalışıyoruz. Böyle. Vallahi çok güzel. Birçoğumuza örnek olsun diyorum. Hep söylüyorum zaten, insan yaşamda hobilerinden ya da onu dinlendiren neyse, sanatın hangi dalıysa, vazgeçmişse yaşadım demesin. Evet. Vazgeçmemek gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Kesinlikle öyle.
İzleyenler, şimdi sistem kalıbın üretim sahasındayız. Şu anda ham maddeler burada değil evet, mi? Evet. Burada aldık ham maddeyi. Ne yapıyoruz? Hangi aşamalardan geçiyor? Ham maddelerimiz bunlar. Plastik ham maddeler bunlar. Değişik efsafta olanları var. İşte bizim POM dediğimiz polyasetal, derlin, polipropilen gibi ham maddelerden. Şurada da var bakın. Bunlar damla sulama ek parçaları için değil mi? Evet, damla sulama ek parçaları için bu ham maddeler. Bu ham maddeleri geldikten sonra makinalara gönderiyoruz. Evet, evet, makinalara gönderiyoruz. Ve burada çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor sevgili izleyenler. Kadın çalışanları desteklediğiniz için ayrıca size teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Evet, burada bir mikser var. Hani renklendirme gerekiyorsa bu mikserin içerisine ham madde dökülüyor, boya dökülüyor. Hepsi karıştırılıyor. Boyası ham madde karıştırılmış vaziyette. Mikserlenmiş. Yumuşak şu anda. Bu yumuşak bir ham madde. Conta üretiliyor bundan. Oynaması zevkli de. Evet, 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 evet. Şimdi burada karıştırıldı renk. Sonra oradan çıktı. Oradan makinaların işte kurutucu ve honilerine giriyor. Burada bir bana al parçası üretiliyor. Şöyle bir parça. Bir küçük minivana dediğimiz bir vananın alt parçası bu kelebeğe ve içerisinin hani contaları falan takılmamış. Sıcaktır, elinizi yakmasın. Sizin eliniz alışık mı? Alışık, evet alışık. Peki, burada eli alışık biri daha var. Benim hemcinsim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim. Ne zamandan beri çalışıyorsun burada?
Bir ay falan. Henüz yeni çiçeği burnunda. Nasıl, memnun musun işinden? Evet, güzel iş. Ne üretiyorsun şu an, sen ne yaptığını biliyor musun? Ne işe yarıyor bunlar? Ya bu vanalar bu kelebeklerle birleşiyor. Önce ayrı şey yapıyorlar, bu şekilde oluyor. Yani daha yeni malzemeleri var içerisine katılacak. Kadın işi, kadın işi, erkek işi diye bir şey yok değil mi? Yok yok. Süper, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine orada genç kızlarımız çalışıyor. Evet. Hep söylüyoruz, evet. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok sanayicimizin vasıflı ya da vasıfsız kadın erkek çalışana ihtiyacı var sevgili izleyenler. İş bulamıyorum diye bir şey yok. Genellikle sanayicilerimiz iş beğenmeyen çoğunlukta olduğunu söylüyorlar. Aynen öyle, aynen i̇şte öyle. İş bulamıyorum. İşte Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. İş beğenmiyor insanlar, aynen öyle. Bayan arkadaşlarımız burada bakın. Mis gibi. Akif gel, gel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun hayatım? Sprey yağlıyoruz bunları. Tanıyalım. Halime ben. Halime, ne zamandır burada çalışıyorsun? Bir ay olacak. Henüz sen de yeni. Evet. Memnun musun işinden? Evet, memnunum. Zor mudur? Zor değil aslında. Severek yaptıktan sonra bence kolay iş. Zor diye bir iş yok. Organize sanayi bölgesinde çalışıyor olmak zor mu peki? İşine göre değişir aslında ama kolay yani. Severek yaptıktan sonra... Birçok arkadaşımız diyor ki iş bulamıyorum diyor. Tabii. İş bulmak zor. Ama burada da bir sürü sanayicimiz eleman arıyor. Demek yapamıyorlar. Demek ki gelmeleri lazım. Değil mi? Evet. Başvurmaları lazım. Evet. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Bakın biraz önce orada üretilen parçaların montajlanır hali. Yani şu anda montajlıyorlar, evet. Montajlıyorlar. Daha sonra bu ambalajlamaya gidiyor. Ambalajlama, polileme. Ondan sonra arz. Bir bakayım ben de yapabilecek miyim ya? Ben yapabilir miyim acaba? Dur sen tut. Sen benim işimi yap. Ben senin işini yapayım. Bak el o kadar seri ki onların. Hüseyin çek. Bak sen yap hayatım. Tap tap. Ben de yaparım o zaman. Bu mu? Daha mı sıkacağım? Evet, gücünüzü vereceğim. Ne kadar? Sen yap, bir bana göster. Düşün. Tamam, ben yapayım. Biraz gücünüzü vermem. Kız, ne kadar vereceğim daha gücümü? Güç kalmadı. Ha, o şekilde. Oldu mu? Ama çevirerek yapan yaparken. Yiye bak. Ha. Evet. Oradan... Bastırarak yani. Bastıracağım, bir de çevireceksiniz yaparken. Şimdi. Biraz bastırıp biraz çevireceksiniz o şekilde. Şu tamam, oraya otursun. Maria, alnınızdan öperim ben sizin bacım. Kas yapmışsınız siz. Gerçekten seriye bağlamışlar Samim Bey. Hala yapamadım. Sen yap bakayım. O kadar zor değil aslında. Küçük bir tekniği var. Süperler. Evet. Kolay gelsin. Herkes işini yapsın diyorum. gücü olan vallahi yapıyor. Yapamadım ben. Seriye bağlamışlar. Ha? Teknik değil mi aslında? O yüzden ben de güçlüyüm aslında yani. Yaparım. 2 dakika daha çalışsam yapacaktım aslında ama çekimden sonra söz. Evet, burada... Burada kör conta dediğimiz bir conta üretiliyor bu makinede. Kolay gelsin. Seninki de sıcak mı? Kolay gelsin. Evet. Elin yanmıyor mu? Yok. Elinizi yakmayacak kadar çıkar makineden. Burada çok, kapak evet. Mı? Conta kapağı. Kör conta dediğimiz borularda bazen böyle yanlış açılmış delikleri falan tıkamak için kullanılan bir malzeme bu. Böyle salkım şeklinde çıkar sonra... Toplar değil mi? Aynen öyle. Biraz sıcak ama. Zevkli. Evet. Alışınca zor gelmiyor. Aynen. Kolay gelsin. Bunlar evet. Geri dönüşüme bakın, mi gidiyor? Kalıp dediğimiz olay makinenin içerisinde çalışan. Bu makine her yerde satılır. Kalıp satılmaz. O kalıp her iş için özel olarak yapılır. Hı hı. Şimdi gel Hüseyin.
çıkacak minimum? Çıkacak, evet. Bakın şimdi. Hop. Asmadan üzümü topladı gibi oldu şimdi, değil mi hayatım? Evet, aynı. Makinaların kalitesi, güncel teknolojide olması çok aynen. önemli herhalde. Tamamı bilgisayar kontrollü, makinaların tamamı bilgisayar evet. kontrollü. Yani damla sulama ile ilgili aradığınız her çeşit yedek parçayı üreten bir fabrika sevgili izleyenler burası. Ne ihtiyacınız varsa birini oradan birini buradan almaya gerek yok. Zaten tüketicilerin çoğu sizi bu yüzden tercih ediyor. Aynen öyle. Aradığı evet. her şeyi evet. burada bulabiliyorlar. Yüzden fazla çeşit üretimi var burada. Ek parçaya dair. Evet. Bunlar? Bunlar da aynı şekilde. Bakın bu otomatik yanlığı. Başında kimse yok. Başında kimse yok. Bakın. Bu kendi başına. Evet. Bakın. Bu ne yapıyor? Bakın. Buradan çekerseniz. Evet. Şuradan görebilirsiniz. Bak düşüyor. Düştü gördün mü? Benim telefonum orada mı? Bak şimdi düşecek. Evet, bu da ham madde. Bu buradan çekiyor. Bu da polipropilen dediğimiz bir ham madde. Hı-hı. Big Bag çuvallarda geliyor bu şekilde. Bununla ne yapılıyor? Hı-hı. Yüzük dediğimiz bir malzeme var. Nipellerin, hortumların nipelle birleştirilmesinde kullanılan nipellerin yüzükleri çıkıyor şu anda burada. Kör tapa çıkıyor. Bunlar nerede kullanılıyor? Bakın, yine? O da kalıptan o şekilde çıkıyor. Bunlar da hortumların son noktasına bir adet takılıp hortumun ucundan su akışını kesmek engelli için. Mi? Hortumun üzerinde damlatıcılar dizili oluyor. Bunlar da son noktaya takılıp hortumun ucundan su çıkışına mani olmak için. 22'lik yüzüklü kör tapa dediğimiz bir malzeme. Hortumların üzerine takılıyor. Ayar verilebiliyor. 0'la 100 litre arasında saatte damlatma yapabiliyor bu ürün. Hortumların üzerine takılıyor. Küçük bir delicisi var. Hortum deliniyor. Bu hortumun üzerine takılıyor ve ayarı yapılıp damlatma sağlanabiliyor. Evet. Evet. Bunlar nedir Sabin Bey? Bunlar kalıplarımız. Kalıplarımızın bir kısmı. Daha da var. Makinede parça değişikliği yapılacağı zaman bir ürün adedi sayısı tamamlandıktan sonra makinedeki kalıbı söküyoruz. Bunlardan herhangi biri hangisinin sırası gelmişse planlamada hangisi üretim için planlanmışsa o kalıp makineye bağlanıyor, onun üretimi başlıyor. Bunlar makinelerde değişebilen şeyler. Şu kalıplardır önemli olan, makineler değil, makineler zaten her yerde satılıyor. Bu kalıplar bir yerde satılmaz. Yani ya iyi bilen biri bu kalıpları yapar, siz onları da yaptırırsınız veyahut da kendiniz yaparsınız. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz kendimiz üretiyoruz kalıpları, evet. Son aşama burası. Aynen öyle. Burada paketleme yapılıyor. Akşama kadar üretilen ürünler bu bölgede buraya dizilir. Ürün cinsine göre ayrılıp sayısına göre hassas terazilerde sayısına göre poşetlere ve kollere doldurulur. Gideceği yeri doğru sevki yola hazır, çıkar. Evet, sevki hazır süper. Vaziyette depolanır. İşte sezonluk bir iş yapıyoruz zaten. Sezon açıldığı zaman
elimizde her şimdi zaman. Şimdi sizin sezon açılmak üzere. Şu anda sezon açık. Her gün evet her gün sevkiyat var şu anda. Tamam. Kalıplarımızın tasarımları bu odada gerçekleşiyor. Burada işte Ar-Ge çalışması, kalıp tasarımları, çalışma prensipleri falan hepsi bu odada oluşturuluyor. Daha sonra içerideki CNC dediğimiz bilgisayar kontrollü gene aletlerle kalıp evet kalıpları üretmiş oluyoruz. Evet. Aynen öyle. Burada da kalıplar üretiliyor. Şimdi biz az önce sizlere sevgili izleyenler damla sulama yönteminde kullanılan her türlü yedek parçayı üreten noktada gezdirdik sizleri. Orayı tanıttık. Şimdi o ek parçaları üreten makinelerin içindeki kalıpları üreten bölümdeyiz. Aynen. Yani siz hem kalıbı üretiriz hem ek parçayı üretiriz. En iyi biz yaparız diyorsunuz. En iyi biz yaparız. Aynen öyle. Peki. Burada kaç farklı makine var? Burada televizyon dediğimiz, CNC torna dediğimiz, dik işleme merkezi dediğimiz değişik makineler var. Burada bunların tamamı gene otomatik kontrollüdür. Çalışır, çakılarını kendi değiştirir, devam eder. O şekilde. Peki size kalıp siparişi de veriliyor değil mi? Veriliyor. Eğer fırsat bulabilirsek yani kendi kalıplarımızdan fırsat bulabilirsek bakın şu anda siparişi kendi alıyorsun. Parçaları değiştirdi. Kalıbı değiştirdi. Yeni bir parça üretiyor şu anda. İşini yapacak. Kalemlerini, çakılarını kendi değiştiriyor. O şekilde çalışıyor. Evet. Başında birinin durması gerekmiyor. Programı yaptığınız sürece. Robot sistem. Aynen öyle. Yani program yapıldığı sürece. Bunlar kalıpların, bazı kalıpların parçaları. Göstereceğim. Bu değişik bir sektör. Bu denizle alakalı bir ürün. Yeni girdik bu işe de. Henüz daha satışı hiç gerçekleşmedi. Şu anda kalıplarıyla uğraşıyoruz. Çok miktarda kalıbı var bunun da. Yaklaşık kalıpların üçte birini bitirdik. Buna işte teknelerde tutya diyorlar. Bu farklı bir iş, farklı bir sektör. Bu sektörde de bir açık olduğunu gördük. Girdik bu işe, devam ediyoruz. Bakalım hani çalışmalarımız iyi. Bu bir tutya, şaft tutyası denilen bir parçadan örnek. Örnek bir kalıp. Bunda dökülmüş parçaları şimdi bakalım. Size göstereceğim orada. Bunlar tabii böyle bir parça değil. Bakın. Tamamı kalıpların çekirdekleri. Aynı o kalıpların farklı çekirdekleri, farklı ebatlarda, farklı boyutlarda. Satışının çok olabileceğini düşündüklerimizi işte bir çekirdek içerisine, set içerisine ikili yaptık. Daha az olabilecek gibi, satışı daha az olabilecek gibi düşündüklerimizi tek yaptık. Bunlar kalıptır. Hani E'ye falan kesmeyecek sertlikte çeliklerden işleniyor. O şekilde ısıl işlemli malzemelerdir bunlar. Özel malzemelerdir. Pas, küf yapmaz. Bu malzemelerden yapılıyor kalıplar. Yani sıcak iş malzeme dediğimiz malzemeler bunlar. Çünkü yüksek sıcaklıkla, yüksek basınç altında dökümler gerçekleşiyor. Gene teknolojik makinalarda. Onun için sağlıklı bir kalıp diyebilmemiz için yapılan işe böyle malzemelerin oldukça sert çelik malzemelerden üretilmiş olması gerekiyor. Zorunluluk yani. Aksi halde kalıplar fazla dayanmaz. Parça örnekleri. Bu ne işe yarıyor şimdi? Bu ikisi bir araya gelip bir şaft üzerine takılarak deniz içerisinde teknelerin metal aksamlarının korunmasını sağlıyor. Bu en büyüğü. Yani şu ana kadar bu şaft tutyası pervanenin hemen arkasına takılıyor. Bir teknede de bundan yaklaşık olarak 10 ila 20 adet arasında değişen miktarlarda olabiliyor. Ama çeşit sadece bu değil. Yani değişik şekillerde İhtiyacı biraz göre, önce görmüştünüz göre, orada. Evet. Evet. Ve bunlar
bir yıl, bir buçuk yıl dayanabiliyor. Bunlar eriyor. Teknenin diğer metal aksamları korunmuş oluyor. Bunları tekneye takmazsanız o teknenin hani metal aksamları erimeye başlıyor. Deniz içerisindeki oluşan elektrolizden, elektrikten dolayı. Metal enjeksiyon bu makinalarda yapılıyor. 160 ton civarında mengene kitleme gücü olan ve baskı esnasında 100 ton basınç oluşturabilen, yani erimiş metalin kalıbın içerisine baskı basıncından bahsediyorum. 100 ton basınç oluşturabilen makinalardır bunlar. Kuru sıkı tabancaların da üretimi gene bu makinalarda yapılıyor. Samim Bey. Evet. Bu da kuru sıkı tabancaların, evet, kalıbı. Ama bakın, yarım amül olmasına rağmen markamız üstünde mevcuttur. Şurada dikkatli bakarsanız şöyle. Görebiliyor mu bilmiyorum ama. Şurada markayı görebiliyor musunuz? Yakın çekim yani ister. Yani hepsinin seceresi daha doğum anında oluyor. Kalıp mecburen üzerinde işti zaten o marka. Evet. Bunlar üretici firmaya gidip işte üretim aşamasında hatalı işlem yapılıp geri dönmüş olanlar bunlar. Bunlar hatalı bir işlem yapılmış. Buraya geri dönmüş. Yerine yenilerini almışlar. Bu eriyecek. Tekrar eritilip geri dönüşüm. Evet, geri dönüşüm olarak tekrar kullanılacak, evet. Evet, hızla değişen, gelişen yatırımları yaptıktan sonra, daha doğrusu hızla değişim içerisindesiniz. Evet, aynen. Mesela silahla ilgili kısımdayız şu anda. Tabancaların, kuru sıkı tabancaların, yedek parçaların üretildiği bölümdeyiz. Ama çıkan yasayla ilgili işte tüketiciye ulaşamaması durumunda üretimi yavaşlattınız, hatta durdurdunuz. Ama makineler, evet, boşa gitmedi. Evet. Başka üretimler yaparak. Evet, evet, işimize devam de, evet, tabii. Aynı şekilde. Valla hedeflerinize emin adımlarla ilerleyen sanayicilerimiz arasındasınız. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir Mersin markası olmanızdan ötürü de ayrıca tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için yeniden çok teşekkürler. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü yine çok değerli bir sanayicimizle farklı bir alan tanıtmak üzere sizlerle olacağız. Sevgiyle kalın, bizimle kalın.